Belgeyi kaydetmek. Otoket'te sahip olduğunuz en önemli özellik, çalışmanızı kaydedebilmektir. Kayıt bitmemiş bir çalışmayı bırakarak daha sonra devam edebilmenizi sağlar. Bu derste bir otoket çizimini nasıl kaydedeceğimizi öğreneceğiz. Gördüğünüz gibi ekranda bir çizim var. Bu kaydedilmemiş bir çizimdir. Eğer başlık çubuğuna bakarsanız, burada Drawing 1 .dvg yazdığını görebilirsiniz. Bu çizim kaydedilmediği için bunu Exercise Files klasöründe ya da sabit diskin herhangi bir bölümünde bulamazsınız. Çalışmaya devam edebilmek için kaydedilmemiş bir çizim kullanmalısınız. Şimdi bu çizim üzerinde çalıştığınızı ve gün sonunda yarın çalışmak üzere belgeyi kaydetmek istediğinizi varsayalım. Çizimi kaydedebilmek için hızlı erişim araç çubuğuna girerek save simgesine tıklayın. Karşınıza Save As iletişim penceresi gelecektir. Buradan dosyanıza bir isim verebilir ve nereye kaydedileceğini seçebilirsiniz. Bu çizimi masaüstüne kaydetmeyi deneyelim. Favoriler kısmında masaüstünü gösteren bir simge var. Buraya tıklayarak file name kısmına gelin ve çizime çark adını vererek save tuşuna tıklayın. Daha sonra sağ üst köşedeki X simgesine tıklayarak bu çizimi kapatın. Çizimi açmak için application menüsünü açın. Recent documents listesinde en üstte bulunan seçeneği seçin. Şimdi başlık çubuğuna bakın. Kaydedilmiş bir döküman üzerinde çalıştığınızı göreceksiniz. Şimdi bunu biraz ortalayın. Böylece çizimde değişiklik yapmış olacaksınız. Bu çizimi tekrar kaydetmek için Save simgesine tıklayın. Save as iletişim kutusunun açılmadığına dikkat edin. Eğer isimlendirilmiş bir dosya üzerinde çalışırken Save'e tıklarsanız AutoCAD orijinal dosyanın üzerine yazacaktır. Eğer bu dosyayı farklı bir isimde, Farklı bir yere kaydetmek isterseniz, hızlı erişim araç çubuğuna gelerek Save As simgesine tıklayın. Bu Save As, iletişim penceresini ekranınıza getirecektir. Buradan yeni bir dosya ismi ve kayıt yeri seçebilirsiniz. Şu anda çizimin bir kopyasını kaydetmek istemediğimizden X tuşuna basarak iletişim kutusunu kapatın. AutoCAD kullanımında bir çizim nadiren tek seferde başlanır ve bitirilir. Eğer bilgisayarınızın başından ayarlamanız gerekirse Çizimlerinizi Save ya da Save seçeneğini kullanarak kaydedebilir ve daha sonra tekrar kullanabilirsiniz.